Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Türkçe nasıl öğrendiğimden bahsedeceğim. Kanalıma yeniyseniz merhaba, benim adım Kuan. Ben Taylandlıyım, İzmir'de yaşıyorum. Şimdi okuyorum üniversitede ve bugün Türkçe öğrenme deneyimden ve daha fazlası konuşacağım. Türkiye'ye okumaya gelmeyi hiç düşünmedim yani. Aklımda yok. Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye hakkında çok az biliyordum ve hiç Türkçe bilmedim ama Türkiye'ye bursunu kazandım ve şimdi buradayım. Türkiye'ye okumak için geldim. Hayatın bizi nereye getirdiğini görmek harika. Ben Türkiye'ye geldim için çok mutluyum ve çok memnunum. Türkiye bursalı kazandıktan sonra bir Türkçe öğrenmem gerekir. Bildiğim 8 ay falan öğrendim ve C1 sertifika aldım ama gördüğünüz gibi benim Türkçem o kadar iyi değil. Ama çalışıyorum. Babamın İngilizce olarak öğretiyor ve benim için çok kolay. Ama arkadaşlarım babamı Türkçe öğretiyor ve daha zor olabilir. Benim için Türkçe çok zor bir dil. Çok zor bir dil. Hani Tayca'dan çok farklı ve grammar da çok zor. Ben ilk geldiğim zaman hiçbir şey alamadım. Sadece merhaba biliyordum. Sonra kursu gittim ve sınıf arkadaşlarımın çoğundan çok yavaş öğrendim Türkçe. Ama sorun değil çünkü arkadaşım dedim ki sınıf arkadaşlarım Kazakistan'dan geldiler ya da Türkmenistan'dan geldiler ve dil çok yakın Türkçe'ye. Bu yüzden çok hızlı öğreniyorlar. Türkçemi konuşarak, dinleyerek, okuyarak pratik yapıyorum. Bu arada görüyor musunuz? Benim yaptığım toka takıyorum ve dikmek çok sevdim. Bu yüzden dükkan açtım. Scrunchie satılmak için. Tamam, şimdi Türkçe öğrenmeye konuyu devam edeceğim. Türkçe öğrenmeye başlayan insanın film izlemeyi, dizi izlemeyi veya şarkı dinlemeyi sevdiğini biliyorum. Ama ben dizi izlemeyi sevmiyorum. Ama okumak çok seviyorum. Her şeyi okumak çok seviyorum. Kitap okumak ya da ürünleri aldığım zaman paketi üzerinde yazanlar var. Yazanlar okumak seviyorum. Dil öğrenmek için konuşmamız, dinlememiz ve okumamız lazım. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler.